Selam. Şu an Dacia Duster'a cam kaldırma modülü takıyorum. Bu IQ 5 cam için olanı. 4 cam için olanı yeterli. Ben de 5 cam için olanını buldum uyguna. Burada tetik ACC 12 volt, şase ortak, sonrası çıkışlar. Bu model iyi bir model. O yüzden bunu aldım, IQ'yu. Fiyatı da uygun. Burada tetik olanı kahverengi, bu sırayla gidiyor. Tetik olanı aracı kilitlediğinizde verilen elektrik. ACC yazan kontağın açık olduğunun bildirimi bu modüle. Niye açık olduğunu bildiriyorsunuz? Çünkü arabada işte kitleme tuşu var ya, mesela şu tuş. Şu kitleme tuşu. Buna bastığınız zaman da kitleniyor. O zaman camları kaldırır. Bunu yapmaması için bu ACC'yi bağlıyorsunuz. Yani kontak açık olduğunda buna elektrik geliyor. Bu alet de anlıyor. Araba gidiyor diyor. Camları kaldırmayayım diyor. Bu 12 volt artı zaten kırmızı olur. Buna artıyı bağlayacaksınız. Buna da şu şekilde kontaktan veya herhangi bir yerden değil, aküden direkt kablo çekmeniz gerekiyor. Ben Duster'a takıyorum. Burada bakın şey var. Sigorta kutusu var. Sigorta kutusundan şu şekilde ABS olandan, şu maviden, ABS'nin beyninden bu şekilde sigortalayarak alıyorsunuz artıyı. Buradan sürekli artı geliyor. Buradan alabilirsiniz artıyı Duster'lara. Bu arada Duster'lar artı sistemle çalışıyor. Yani cam kaldırma artı seçeneğinden kalkıyor. Bunu araştırırsanız ne demek olduğunu bulursunuz. Bakın burada artı ve eksi seçim var. Bunu artıya alacaksınız. Bu da ayarı. Neyse. Ortak var. Bu ortak şu gri kablo. Bunun amacı da hangi elektrikle çalışıyorsa alet, artı ya da eksi fark ediyor. Artıysa bu gri kabloyu artıya bağlıyorsunuz ve eksi ise araç eksiye bağlıyorsunuz. Bazı cam kaldırma eksiden çalışıyor, bazıları artıdan çalışıyor. Bu Duster'lar artıdan çalışıyor. Şimdi burada biraz gördüğünüz gibi fazladan kablolar var. Bunları ben çektim. Elinizde fazla kablo olması lazım böyle bir şeyi takabilmeniz için. Benim Duster'ımda 2012 model Lorette bu. Şu şekilde ön iki cam burada, kolda değil. O yüzden ben buraya takmak zorundayım bu sistemi. Başka arabalarda genelde burada olduğu zaman kapıya takıyorlar modülü. Ve diğer camlar da buradan kalkıyor, arka camlar. O yüzden burayı da sökmem gerekti ve buradan hemen altından tesisatı tekrar buradan çekmem gerekti. Bu kablolar bu. Şimdi tetik arabayı kilitlediğimizde arabaya elektriği veren ve yani şu kapı kilitlerini hareket ettiren şey. Bu nereden en kolay alınıyor? Arabayı kilitlediğiniz zaman sinyaller biliyorsunuz pırpır ediyor. Sinyallere bir voltaj gidiyor. Bu sinyalleri eğer takip ederseniz araçla nereden takip edeceksiniz? Şu. Bakın. Görüyor musunuz? Bu küçük olan sinyal. Bunu şu alttan şuraya geliyor bu. Şu tarafa geliyor. Bakın burada. Bunda başka şeyler de var. Bunu takip edeceksiniz. Bunu bulacaksınız. Sinyallerin pırpır ediyor. Buradan tetiği vereceksiniz. Artısından. Bu artı ACC yazanı, yani sıradakini, kontağın açık olduğundan bahsediyoruz. Onu da şu kırmızı kablodan aldım. Kırmızı kabloyu ben daha önceden buraya bir şey taktım. Araç kamerası taktım. Onu şuradan almıştım. Bu torpido elektriği var ya, bu kontağı açınca direkt çalışmaya başlıyor. 12 volt artıyı dediğim gibi en baştan kontrol panelinden çektiniz. Şase eksi. Eksi şu siyah kablo. Cam kaldırmadaki siyah kablo eksi. Şu cam kaldırmadaki. Bunu buradan alabilirsiniz. Bu eksi sürekli var. Yani kontak açık kapalı fark etmiyor. Sürekli olduğu için buradan çekebilirsiniz. Devamlı açık orada. Şase bu. Ortak yazan zaten gri. Griyi artıya zaten o çektiğiniz hattan bağlayacaksınız. Hani en baştan sigorta panelinden çektik, buradan çıkarttık ya. Alttan, şunun altından gezdik. Buradan geliyor. Şuradan atıyorsunuz. Buradan elden çıkıyor. Gayet kolay. Şunu sökmesi, çerçeveyi sökmesi de tırnaklı. Şu aradan direkt tornavidayı sokup kastırınca hemen atıveriyor. Ondan sonra çıkışlar var. Çıkışlar zaten sırayla camlara bağlanacak. İşte şu kırmızı şey yeşil maviler çıkışlar oluyor. Bu sırayla olması lazım. Yani bir mavi bir yeşil. Yani bir çıkışın bir mavi bir yeşili var.
Her bir çıkışının bir mavi ve bir yeşilini takmanız gerekiyor. Yani başka başka takarsanız çalışmaz. Bunları nasıl yapacaksınız? Önce ön camlara bakalım. Bunları ben ekstra çektim. Şimdi bu şoför camı kaldırma düğmesi. Buradaki artıyı veren bu, yani dik tuttuğunuzda, şöyle dik tuttuğunuzda en alttaki oluyor. En alttaki açık kahverengi olan sizin buradaki cam kaldırma modülündeki mavi, birinci mavi kabloyu bağlayacağınız, yani ilk şoför camı oluyor. Birinci mavi kabloyu bağlayacağınız kablo bu. Nasıl bağlayacaksınız? Bunu kesiyorsunuz. Bu normalde şu şekilde, bunu ben ek yapıp bağladım. Bakın şu şekilde, görüyor musunuz? Buradan buraya ben bir kablo çektim. Bunu siz kesiyorsunuz. Ben de şimdi keseceğim az sonra. Ben sadece ek bir kablo çektim. Başka bir şey yapmadım. Keseceksiniz bunu. Bu tarafa, yani düğme tarafına maviyi, arabaya giden tarafa da yeşili, çıkış birin mavi ve yeşilini bağlayacaksınız. İlk yapacağınız bu olacak. Aynı şekilde şoför değil de yolcu tarafındakinin gene en alttaki, şu en alttaki burada böyle pembe gibi bir şey, değişik bir renk. Ona da ben kendim ek kablo yaptım. Bunu da bu keseceksiniz. Bunun da aynı şekilde yaptığımız ek kabloyu takip edersek şu kablo oluyor. Bu taraftakine yeşil, düğme tarafındakine mavi, çıkış ikiyi bağlayacaksınız. Şimdi buradan kablo çektik ya, buralar uzak olduğu için bunun kablosu yetmiyor orijinal çıkan. Buradan da ben hattı çektim, daha önceden hazırladım. Onlar da bu. Şimdi buradaki bu arabada önemli olan, yani bazı elektronikçiler diyor ki bu arabaya bu cam kaldırma modülleri olmaz diyor, Dacia'lara. Çünkü araba elektriği kesiyor. Yani camlardaki elektriği kesiyor normalde, kontağı kapattığınızda. O yüzden bazıları takamıyor. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi bizim burada farklı olarak yaptığımız şey şu. Önemli, yani işin sır noktası şu. Bu sarı kablo artı kablosu. Ama kontağı açınca artı geliyor. Yani eksi siyah hep var. Cam kaldırmalarda hepsinde aynı. Sarı ile siyah. Sarı artı, siyah eksi. Bu sarı sadece kontağı açınca geliyor. Yani kontağı kapatınca gelmiyor. Sorun da bu. Şimdi kontağı kapattın. Diyelim buradan çektik kırmızıyı. Kontağı kapattın. O zaman arabanın elektriği kalmadığı için yukarıya kaldıramıyor cam modülü. Ne yapmak gerekiyor? Buna aküden direkt hat çektik ya, şu kırmızıyı. Bu alet için. Aynı şekilde bu kabloyu, bu sarı kabloya da vermek gerekiyor. Yani kesiyoruz. Artık bir arabaya giden oluyor, bir düğmeye giden oluyor. Düğmeye gidenine devamlı arabadan çektiğimiz elektriği vermek gerekiyor. İşte o zaman düğmede devamlı elektrik olmuş oluyor. Yani sizin kontağınız kapalı bile olsa artık bu cam düğmeleri her daim çalışıyor. İyi bir şey bence. Dezavantajı bence yok. Yani ama devamlı camlarda elektrik olmuş oluyor. Buraya arabaya gidenine bağlamıyoruz bunu. Yani arabaya, yani bunu kesip düğmeye gidene devamlı elektrik veriyoruz. Arabaya gidene vermiyoruz. Arabaya giden kabloları da yolcu ve şoförleri birbirine bağlıyoruz, artıları. Eğer bu kırmızıyı aynı zamanda ben buraya verirsem, yani arabaya gidene de verirsem, bu kabloyu kesmezsem, bu sarı kabloyu düğmeden arabaya giden, o zaman arabanın iç ışıkları, yani park lambaları, yani arabanın bir kere kontağını çevirince yanar ya her şey, bir şeyler her şey devamlı yanıyor olacak. Ben bunu istemiyorum, yani elektrik bitirebilir. O yüzden bu şoför, tekrar söylüyorum, şoför ve yolcuya giden sarı kabloyu önce kesiyorsunuz. Düğmeye gidenlere, yani düğmeye gidenlere devamlı elektrik veriyorsunuz. Arabaya gidenleri ise birbirine bağlıyorsunuz. İşin sırrı bu. Aynı şekilde arka camları da birbirine bağlıyorsunuz, artılarını. Yani arabaya gidenleri kestikten sonra düğmeye gidenlere şu şekilde ben yaptım. Buradan çektim içinde. Devamlı elektrik veriyorsunuz. İşin sırrı bu. Yani bu arabada bu şekilde cam kaldırma modülü çalışabiliyor. Duster'larda. Başka türlü çalışması bence mümkün değil. Belki iyi elektronikçiler daha iyi bir formül bulabilirler. Ben elektronikçi değilim. Evet, bunu bayağı bir bağladım. Şimdi şu artık yavaş yavaş kalanları bağlayayım. Sonra denemesini yaparız. Evet, şimdi Duster'ın denemesini yapıyoruz. 4 cam açık. 1 cam, 2 cam. Camlar da bu şekilde açık. Şimdi
Arabayı kilitleyeceğim. Daha toplamadım içeriye. Bakacağız. Önce şoför camının kalkması lazım. Kilitledim. Işıkları özellikle açık bıraktım. Kalkıyor sırayla. Şimdi sıra burada. Şimdi bir sonraki bu olması lazım ya da karşıdaki. Karşıdakiymiş, kalkıyor. Sonraki de bu. Evet, hepsi mükemmel bir şekilde sırayla kalktı. Arabayı açalım. Işıkları özellikle görünsün diye şey yaptım. Şimdi bu tekrar tekrar kontrol ediyor kendini alet. Bu arada tüm bağlantıları yaptıktan sonra bu alet doğru düzgün çalışıyor. Yoksa tek cam bağlarsanız alet camı kaldırmıyor. Bunu unutmayın. Şimdi kontağı açtım. Arabamın da atıyorum ön camı açık olsun. Bu camı da açık olsun. Kontağı açtım. Arabayı çalıştırdığımı farz ediyorum. Kontak açık şu şekilde. Şimdi gidiyorum ya. Kitlemek istedim aracı. Kitliyorum. Normalde tetiğe bağlı olmasına rağmen bu alet bu bağladığımız sarı kabloyu, onu da ilk bir çevirişte elektrik alan bu park bağladığımız zaman da bu çok önemli. Alet camları kaldırmıyor. Arabada birinin olduğunu anlıyor. Ta ki kontağı kapatıyorum. Kontağı kapadım. Şimdi içinde ol. Fark etmez. Basalım kilitlediğim an. Tekrar sırayla kalktı. Diğer cam mesela kapalı. Bak ufak bir tik tak geldi. O tik taklarla kontrol ediyor bunu. Gitti gitti.